Tam 120 yıldır Filistin topraklarında iftar ve sahur vakti bu sesle ilan ediliyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler oruçlarını açmak ve oruca niyet etmek için ezanla birlikte iftar topunu da bekliyor. Mukaddes şehrin sakinleri Osmanlı'dan yadigar bu geleneği Ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Doğu Kudüs'teki bir mezarlıkta bulunan Ramazan topunu 120 yıldır Filistinli Sanduka ailesi ateşliyor. Aile adına bugün bu görevi yürüten Recai Sanduka, hiçbir ücret almaksızın güneş batmadan ve doğmadan önce iki kez mezarlığa giderek Ramazan topunu ateşliyor. 60'lı yıllara kadar Filistin'de Osmanlı topu kullanıldığını belirten Filistinli Recai Sanduka, bu tarihten itibaren Osmanlı topunun müzeye konulduğunu kaydetti. Birinci intifada yıllarında işgal güçleri top için kullandığımız barut üretimine engel oldu. Kendi adıma özellikle de Kudüs'ün içinden geçtiği şartlar altında babamdan kalan bu geleneği korumak konusunda ısrarcı oldum. En son top namlusunun içine ses bombası koyarak ateşleme konusunda anlaşmaya vardık. 20 yıldır da böyle yapıyoruz. Filistinli Recai Sanduka, ses bombalarını da sıkı güvenlik önlemleri altında İsrail'den aldıklarını söyledi. İsrail'in topların sesini susturmaya çalıştığını belirtti. Mesela İsrail ses bombası kullanımı konusunda özel bir kursa katılmam için ısrarcı oluyor. Bu alanda ruhsat sahibi olmam ve top atışı için özel izin almam gerektiğini söylüyor. Her yıl güvenlik gerekçesiyle yeni bir talimat. Filistin'in diğer şehirlerinde olduğu gibi tüm bunların iftar ve sahur toplarının sesini susturmak için yapıldığını düşünüyorum.